Bal Televizyonu'ndan herkese merhaba. İslam bilim tarihinin geçmişten günümüze gelişim seyrini konuştuğumuz Ufuk Çizgisi programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Geçtiğimiz hafta coğrafya ilminin tarihini konuşmuştuk. Bu hafta da Osmanlı'daki coğrafya çalışmalarını konuşacağız. Çok kıymetli hocalarımla birlikte. Her zaman olduğu gibi Sayın Profesör Doktor Mustafa Kaçar hocam bizlere eşlik edecek. Ve geçtiğimiz hafta bizlere eşlik eden çalışmalarıyla bizlere değer katan Sayın Doçent Doktor Ahmet Üstüner hocam da bugün bizlerle olacak. Ahmet hocam hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz de iyisiniz. Bizlerdeyiz, çok teşekkür ederiz. Mustafa hocam siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyiz. Evet, bugün masamız dolu dolu. Doldu. Haritalarla. Çok evet. Güzel bir görüntü var. Böyle seyircilerimizi biraz eski haritalara doğru bir yolculuğa evet. Çıkaralım istiyoruz. Evet. Geçtiğimiz hafta genel hatlarıyla biz coğrafya ilminin tarihini konuştuk. Yunanlılar da Batlamyus'la beraber teşekkür ettiğini, ardından İslam medeniyetinde ne tür gelişmeler kaydettiğini haritacılıkla beraber ele aldık. Çok da faydalı bir program olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan. Bu hafta da daha da güzelleşecek. Piri Reis'in haritalarını konuşacağız, Cihan Nüma'yı konuşacağız. Birçok meseleyi ele evet. Alacağız. Ardından aslında bir takım gizemler de var. O gizemleri de biz programımızda açığa çıkaracağız. Özellikle Piri Reis'in haritası noktasında ilgi çekici konularımız var inşallah bu hafta diyelim. Öncelikle dilerseniz Osmanlı'da coğrafya çalışmalarının ilk kez ne zaman, ne şekilde başladığını konuşalım. Ahmet hocam size başlayabiliriz. Evet. Buyurun. Geçen haftadan devam edin. Belki toparlamak evet, lazım. Yani medeniyetler arası orayı da bir değinerek tabii, oradan iletişim, da biraz daha Osmanlı etkileşimi gibi. Koparmadan. Evet. Yani Osmanlı'da coğrafya ve kartografya çalışmaları ilk olarak İslam coğrafyacılığının etkisiyle devam ediyor. Evet. Osmanlı yine aslında İslam medeniyetinin bir varisi bir olarak tabii, evet tabii, coğrafya çalışmalarına devam ediyor. Yani ilk olarak şeyden Ali bin Abdurrahman'ın yazdığı Acayül Mahlukat var. Evet. Geçen bahsetmiştik. Kazvini'nin evet, 1280'lerde yazmış olduğu, meşhur olduğu. Evet. Acayül Mahlukat'ın yine Ali bin Abdurrahman tarafından yazılan bir farklı nüshası var. Malum bu Acayül Mahlukatlar'da daha çok hem hayal dünyasının hem de var olan coğrafi yapının bir arada neşredildiği, daha çok kozmolojik evet. ve astrolojik varlıklarında resmedildiği eserler olarak. Mekanın hayali iç içe geçtiği evet, eserler aslında, bunlar. Evet, aslında coğrafyanın tam anlamıyla bir hüviyet kazanamadığı, yani insan yapısında birleştiği gibi bir eserde birleştiği, evet. insanın hem ruhsal hem bedeni yapısında birleştiği şekliyle bir eserde birleştiği çalışmalar oluyor. Yine bu gelenek devam ettiriliyor bir şekilde. Ahmet Bican tarafından 1412-13'lerde tekrar bir Acayül Mahlukat tercümesiyle. Evet, sonrasında bir gelenek haline gelenek alıyor değil mi? Devam ediyor. Bir evet. Acayül Mahlukat yazma serisi başlıyor sanırım evet, bu şekilde ilerliyor. Çelebi Mehmet'e sunulan bir eseri var. Evet. Onun dışında da Dürü Meknun'u var Ahmet Bican'ın yine. O da ilk eserler arasında sayılıyor, kabul edilebiliyor. Bu eseri coğrafya alanında yazılmış ilk eser olarak nitelendirmemiz mümkün mü? Çok keskin bir çizgiyle ayırmak bence mantıklı değil. Çünkü coğrafi eser kavramını geçen konuşmuştuk. Evet. Hani yani Osmanlı'daki sınırları evet, içerisinde. İlk eserlerden olarak kabul ediyoruz. Evet, eserlerden. İlk şeyde zaten 1360'da Edirne'nin fethini mütakip Ali bin Abdurrahman tarafından yazılan Acayül Mahlukat olarak kabul ediliyor. Evet. Diğer taraftan da zaten bu gelenek, Acayül Mahlukat geleneği 1700'lere kadar devam ediyor. Zaman zaman farklı formatlarla, kısmen tercümelerle, yeni tercümelerle, kısmen de istinsahlarla, ilave şerhlerle birlikte Acayül Mahlukat geleneği bir taraftan devam ediyor. İlk dönemlerde biraz daha doğuyu tanıma, doğudaki tercümeler vasıtasıyla sanırım bir gelişim gösteriyor coğrafya. Yani Batlamyus'un izinde kısaca bunu belki söylemek lazım ama şunu da belirtmek gerekiyor. Yani 1450'lerdeki bu Batlamyus tercümesi dolayısıyla Osmanlı coğrafyacılığında Batlamyus neşvi nema bulmuyor. Yani İslam coğrafyacılarının Batlamyus etkisi dolayısıyla Batlamyus'un bu algısı Osmanlı coğrafyacılığına geçiyor. Devam yani ediyor. Yani aslında direkt ilk kaynaktan değil de İslami kaynaklardan bir geçiş evet, söz konusu evet. Yani o zaman Batlamyus aslında her medeniyette farklı bir şekilde tezahür ediyor. Çok farklı değil mi hocam? Bir tane çalışmalarıyla ünlü olan, çok ünlü olan bir astronom var. Ama bakıldığında her medeniyet onu kendi süzgecinden geçirerek, yeni bir şeyler ekleyerek aslında katkılarla bilim gelişiyor bu şekilde. Yani coğrafya eserini doğrudan sadece eser bazında değil de, çünkü coğrafi katkı noktasında da değerlendirmekten ziyade, belki göstermiş olduğu, tasvir ettiği mekanın
yani bir yerde gün yüzüne çıkarılması adına da orijinalliğini kullandığı için evet. her bir nüshanın, her bir istinsah dahi olsa, tercüme dahi olsa her bir nüshanın farklı bir şekilde değerlendirilmesi, bir eser olarak, bir coğrafi kaynak olarak ilgi görmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Mustafa Hocam, siz Osmanlı'daki bu teşekkül hakkında neler söylemek istersiniz coğrafya meselesi hususunda? Şimdi coğrafya elbette bilhassa Akdeniz Osmanlı için çok önemli bir duruma geldiğinde Akdeniz'e ilişkin haritalar ve Akdeniz'e ilişkin coğrafi bilgiler konusunda gayri ihtiyar ya zorunluluk halinde bu bilgilere ulaşmak istediler. Ve burada da hem İslam haritaları ki o dönemde özellikle İstahri ve İbni Havka ve daha evet, sonra El-İdris'in haritalarından istifade ettiler ve daha erken dönemde 15. yüzyılların başlarında bu Akdeniz'e ilişkin haritalara ulaştılar ve o haritaları kopya ettiler. Burada bir yanlış anlaşılmaya da mahal bırakmamak için bu haritaları dönemin Avrupa örneklerinden kopya ettiklerini görüyoruz. Çünkü haritacılık artık Avrupa'da daha farklı bir şekilde ortaya çıktı. 15. yüzyılda mı? Evet. Bu 15. yüzyılın en başında bu Mürsiyeli İbrahim'in ve yine aynı dönemde Tabip İbrahim'in eserlerinde bunları görüyoruz. Bu haritalar Topkapı Sarayı'nda bulunuyor olması da bize bu konuda açıkçası delillendiriyor. Yani Osmanlılar bu haritaları kullandılar diyebiliyoruz. Elbette dönemin genel uygulamalarına baktığımızda ki bu daha sonra özellikle Evliya Çelebi bize bu uygulamalar hakkında bir takım ipuçları vermekte. Belki yine o döneme geldiğimizde etraflıca anlatırız ama haritacılık esnafından bahsedebiliriz ve bu haritacılar istikamete, güzergaha ilişkin olarak talep edenlere o bölgenin, gidilecek limanların, geçilecek denizlerin haritalarını çıkarıp müstakil olarak isteyenlere, talep edenlere para karşılığı verdiklerini görüyoruz. Bu da bize açıkçası canlı bir, yani aktif, dinamik bir haritacılık şeyi olduğunu gösteriyor. Şeyde Mürsiyeli İbrahim 1 veya 2. Tamam. Hatta evet hocam, siz devam edebilirsiniz. Bu tabii ki İslam geleneği içerisinde bilhassa Akdeniz'de ele geçirilen ganimetler diyelim veya savaşlarda ele geçirilen ganimetler arasında haritalarında bulunduğunu söyleyebiliriz ki bu konuda Pir Reis bize çok önemli ipuçları vermektedir. Evet. Ve haritacılık artık şeyden kurtulmuştur. Yani dünyayı anlatmak, dünyayı nasıl olduğunu yansıtmak noktasında bilgi vermenin ötesinde fonksiyonel, kullanılabilir hale gelmiştir. Evet, evet, bu görseldeki haritası nedir? Evet, Akdeniz'i görüyoruz, Cebel-i Tarık'ı görüyoruz, Anadolu'yu görüyoruz. Tabii yine burada ifade etmek gerekirse direksiyon, yani yönler, güneyin her zaman üstte, kuzeyin her zaman altta olduğunu unutmamak gerekir. Burada harita sanki yazıları ve şekilleri baş aşağı gibi duruyor olsa da. Evet, şu an bize o şekilde görünüyor. Görüyor ama şu anda bizim kuzey yukarıda, güney aşağıdaki görünüşe göre yapılmış. Evet. Ancak şimdi burada bir takım çok önemli ipuçları var. Bilhassa yer isimleri. Ki bu yer isimlerin tamamı baktığımızda Osmanlı, yani İslami, yani doğa doğrusu bizim medeniyetimize mahsus bütün yer isimlerinin kıyılarda çok hassas bir şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Neden? Çünkü artık bizim neye ihtiyacımız var? İstikamet. Yani bir yere gideceksek oraya ulaşmamız lazım ve bu da bize bir miktar harita bu konuda bize yol gösteriyor, yön gösteriyor. Peki hocam, bir şey soracağım. Bu haritaları çizen coğrafyacılar
o çizdikleri yerlere gidiyorlar mı? Yani illa gitmek gibi bir zorunlulukları var mı? Eğer gitmiyorlarsa da o çizimler nasıl gerçekleştiriliyor? Şimdi tabii ki harita dediğimiz unsur bize daha önce yapılmış olan haritaların verdiği bilgileri ancak sağlar. Burada özellikle denizcilerin gittikleri yerlerdeki bazı özellikleri kaydettiklerini görüyoruz. Piri Reis üzerinden böyle bir tartışma vardı çünkü var, onu biliyorum. Evet. Yani gidip gitmediğine dair çizdiği yerler en azından. Piri Reis'in özellikle kendi belirttiği ifadeler var. Aynen yakın, ilmen yakın. Yani teorik olarak da, evet, tecrübi olarak da gördüm, yakınen gördüm diyor bunları. Piri Reis tabii ki bu alanda apayrı bir konu. Apayrı bir şekilde ele alınması gereken tabii, bir konu. Tabii alacağız inşallah ilerleyen sebebi bazı gerçekleri ortaya, yani açıkça söyleyeyim. Yani bu küçük bir deri parçasına elinize alıp yola çıkıp siz işte Karayip Adaları'na gidemezsiniz diyor. Yani böyle bir şeye kapılmayın diyor. Çünkü deniz tehlikelerle dolu. Ancak bu kadar bir bilgiyi, yani doğru bilgiyi size verecek haritanın yani çok büyük olması gerekir ki bu da kullanışsızdır diyecektir. Evet. Kitab-ı Bahriyesi'nde bunları anlatıyor uzun uzadıya. Evet. Sonra uzun uzadıya anlatıyor. Evet. Haritacılık buradan ve coğrafya buradan başlıyor. Hı hı. Ama tekrar edelim, bunu da yanlış anlaşılmasın. Sebebi bu bir akademik disiplin veya bir ders gibi düşünmemek lazım. Hı hı. Coğrafya dersi diye bir ders yok o dönemde. Tabii. Ama insanların tabii ki dünyaya, dünyada yaşayan insanlara, kavimlere, ülkelere, ülkelerle ilgili ilişkin bilgilere, onların zenginliklerine, onların işte tabiatlarına, onların efendim hükümdarların mucizeleri, dünya hakkında gerekse efsanevi olabilir, bilgi sahibi olmak. Esas şey burada. Ama haritada artık bu bilginin ötesinde bize doğru istikamet ve menzile ulaşma biraz noktasında biraz daha işlevsel boyutu diyebiliriz. Daha işlevsel, daha fonksiyonel bir hal aldığını söyleyebiliriz. Yani bilimsel kaygıdan ziyade pratik kullanım. Pratik kullanım. Daha günlük yaşama dokunan bir kısmı da var. Kesinlikle. Aynı zamanda zaten haritacılık. Yani Akdeniz hocamın da ifade ettiği gibi Akdeniz dünyasının o hareketliliği, siyasi hareketliliği aslında bu portalanların yayılmasını sağlıyor. İlk dönem portalanlar da mesela 1413 tarihli. O portalan Mallorca Kartografya Okulu'ndan devam eden, Angelina Durcert'in falan haritalarıyla devam eden, Osmanlı'da da aynı şekilde o silsileyi yürüten bir şekilde devam etmiş oluyor. Evet. Ahmet Hocam, 15. yüzyılda yalnızca coğrafyacılar değil, aynı zamanda sultanlar da aslında bu ilimle iştigal oluyor. Evet. Bunlardan en önemli örnek de Fatih Sultan Mehmet, Batlamyus'un eserine tercüme ediyor. Neler söylemek istersiniz bu tercüme eser hakkında? Fatih Sultan Mehmet'in en azından bu ilimle olan bu yakinen ilgisi hakkında. Zaman zaman tabii Osmanlı Sultanları'nda zaman zaman ilime, bilime farklı yaklaşımlarıyla, farklı ilgileriyle yön veren, destek veren, bilimi destekleyen padişahlar olmuştur tabii ki. İşte az önce bahsettik şeyler. Çelebi Mehmet'e mesela o acayip mahlukat sunuluyor. Yani öncelikle sultanın da bir yerlerde bildirilmesi, bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu noktada da belki bazı eserler doğrudan sultana sunulmak üzere kaleme alınıyor. Ama Fatih Sultan Mehmet'in bizzat İstanbul'un fethinden sonra hem Bizans'tan kalan eski antik dönem eserlerine ilgisi hem de o noktadaki çalışmaları farklı yorumlara sebep olsa da, yani kendisinin işte Hristiyan temayülüne doğru gittiğine dair bir takım ifadelerle bulunsa da yani o değil aslında. Yani bu ilginin bile kesinlikle ne kadar farklı bir şekilde anlaşıldığını tabii görüyoruz. Tabii yani kesinlikle burada. Ama orada işte oluyor. Batlamyus'un klasik Grekçe nüshasına erişiliyor ve Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan Gregorius Amirius'e tercüme ettiriyor. Yine nüshası olacak sanırım. İstanbul haritası olması lazım. Bir haritaları da aynı şekilde, aynı projeksiyonda, İslam coğrafyasından sonra devam eden o projeksiyonda haritaları da kısmen Grekçe, Arapça ve günün kullanımıyla birlikte Türkçe olarak harita isimlendirmeler. Aynı şekilde o eserde yer alıyor. Bir başka nokta mesela Amirüstes'e bir de İstanbul haritası yaptırıldığı söyleniyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından bizzat. Ancak bu haritanın henüz varlığı malum değil. Ortaya çıkmış değil. Evet. Mustafa Hocam, coğrafya alanındaki çalışmaların 16. yüzyıldan sonra biraz daha
hızlı evet. bir artış gösterdiği, boyut evet farklı ediyoruz. Bir boyuta da ulaşıyor. Tercümeler bir yandan devam ediyor, bir yandan da şehirleri tanıtan müellifler ve seyahatnameler de ortaya çıkıyor bu dönemde. Siz neler söylemek istersiniz? Bu yüzyılda evet. yazılan önemli eserler nelerdir aynı zamanda? 16. yüzyıla gelirken tabii ki önemli bir gelişme söz konusu, o da Amerika kıtasının keşfedilmesi. Evet, ve hemen akabinde daha büyük bir önemli gelişme, o da evrenin yeniden keşfedilmesi söz konusu. 1540'lara kadar diyelim, yani Kopernik'e kadar baktığımızda yer merkezli bir evren modelinden bahsediyoruz. Kopernik'le birlikte artık yer evrenin merkezi olmaktan çıkmış, bir diğer gezegenler gibi güneş etrafında hareket eden evet. bir gezegen halini almıştır. Tabii bu iki büyük gelişme birçok da yeniden ele alınmasına sebep oldu. Ve Amerika'nın keşfi elbette bilinmeyen deniz olarak kabul edilen bölgelerinde anlatılması, bölgelere ilişkin haritaların çizilmesi geleneğini de başlattı. Şimdi açık denizler, büyük okyanuslar söz konusu olunca baktığımızda çok daha haritacılık çok daha önem kazanıyor ve yeniden bir projeksiyon oluşturulması gerekiyor. Yani batlanmış projeksiyonundan farklı bir projeksiyon oluşturulması gerekiyor. Şimdi batlanmış projeksiyonu aslında çok başarılı bir projeksiyondur. Çünkü gök semayı nasıl iz düşürdüyse yeri de aynı şekilde iz düşürmeye çalışacaktır. Bu da bilinen dünyanın, küresel bir dünyanın bir düzleme indirgenmesi şeklinde ortaya çıkacaktır. Tabii ki Mercator geldiğinde farklı bir projeksiyonla veya Waldseemüller'in yine farklı bir projeksiyonuyla karşılaşacağız. Tabii burada Amerika kıtasının, yani daha doğrusu ana karasının keşfinden sonra bu sadece dünyada değil, Osmanlı dünyasında da çok büyük yankı uyandıracaktır. Ve Osmanlılar da dünyada yeni dünyanın keşfine ilgi göstereceklerdir. Ve bu konuda ilk teşebbüsü, ilk çalışmada tabii ki Pir Reis'in olacaktır. Elbette Pir Reis öncesinde de Barbaros Hayrettin Paşa zamanında da bir takım çabalardan söz edebiliriz. Bilhassa işte Amerika kıtasının ve bu kıtanın keşfinin getireceği avantajlardan bahseden raporlardan falan bahsedebiliriz. Ama gerçek anlamda Amerika kıtası Türkler tarafından, Pir Reis tarafından keşfedilmiştir diyebiliriz. Yani. Bunu söyleyebiliyor muyuz bu iddiayı? Şey olarak söyleyeyim, mecazi anlamda söyleyeyim. Yani Osmanlılar olarak. İçin keşif Pir Reis'tedir. Pir yani Reis. Yoksa evet, şey. Pir Reis'in haritasından sonra Amerika kıtasından haberdar oluyorlar. Haberdar oldu Osmanlılar ve Doğu dünyası ve günümüze kadar da geldi. Belki onun detaylı anlatırız ama bu arada Amerika kıtasının keşfi konusu çok önemli. Evet. Çünkü bu hususta rahmetli Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca'nın bir teorisi vardır. Bunu da aslında özellikle 21. yüzyılda, yani 2003 yılında bir eserin ortaya çıkmasından sonra yapmış olduğu araştırmalardan öğreniyoruz. Bu eser aslında Gavin Menzies adlı bir sualtı, denizaltı subayının yazmış olduğu 1421 Çin'in dünyayı keşfettiği. Çin'in dünyayı keşfettiği yıl olarak kaleme almış olduğu bir kitaptır. Bu oldukça hacimli bir kitaptır. Ve burada Menzies'in iddiasına göre daha önce yapılmış olan 1421'deki harita ve 1424'teki haritaların Karayip adalarına ilgili, yani gidilip görülmeden herhangi bir şekilde hiç kimsenin
malumu olmayan bilgileri ihtiva ettiğini söyleyecek ve bu da diyecektir ki Amerika, yani Christoph Kolomb'dan 70 yıl önce zaten insanlar Karayip Adaları'nı biliyorlardı. Evet. Bu nasıl olurdu? Bu konuda tabii ki özellikle Avrupalı bu araştırmacılar bunun ya Portekizliler ya da İspanyollar tarafından ancak olabileceğini iddia edeceklerdi ama böyle olmadığı anlaşılınca burayı nasıl bu bilgilere ulaşıldığı konusunda işte Fuat Sezgin Hoca, hı hı, Müslüman denizcilerin, bilhassa İspanya'daki Müslüman denizcilerin özellikle boylam ölçümlerinde, zaman ve boylam ölçümlerinde çok ileri tekniklere sahip olduklarını ve burada bilhassa yer alan bilgilerin, isimlerin, bazı işaretlerinde Müslümanlar tarafından yapıldığını gösteren, hı hı, delillerle Amerika'nın Christoph Kolomb'dan önce de çok defa bir seferle bilindiğini söyleyecek. Tabii, hı hı, burada bu şahısların yapmış oldukları bazı projeksiyonlar, haritalar var. Ve elbette İdrisi'nin haritaları, Nusret-i Müştak'ı var. Bunlardan yola çıkarak bir şekilde Amerika'nın Christoph Kolomb'dan önce de bilindiğini söyleyebiliyoruz. Delillendiriyor. Rahatlıkla. Evet. Evet hocam. Bu konuda da Fuat Sezgin Hoca zaten, hı hı, bir kitap kaleme aldı. Hı hı. Amerika kıtasının Müslüman denizcileri. Kitabı bir gösterebilir miyiz hocam? Gösterebiliriz. Seyircilerimize de, evet, bilgilendirelim. Amerika kıtasının Müslüman denizciler tarafından Kolomb öncesi keşfi ve Pir Reis konulu. Yayın evin zaten bu adı gelince yayın evi de çıkacaktır. Hı hı. Söylemenden bir beis var mı yok mu bilmiyorum. İlgilenen seyircilerimiz eser isminden bakabilir. Evet. Ve gerçekten içerisinde kullanmış olduğu kaynaklar ve bugüne kadar Amerika kıtasının Christoph Kolomb'dan önce bilinip bilmediğine dair yazılmış bütün eserleri görebilir araştırmacılar veyahut da okuyucular. Burada şunu söylemek istemiyoruz. Yani tamam, Christoph Kolomb neden bu kadar biliniyor da öncesi biliniyor. Tabii ki bilinmeyen bir denize ve hatta tırnak içinde şunu söyleyebilirim. Hala dünyanın bir silindir şeklinde olduğu ve ucuna gidince aşağı düşüleceği gibi bir düşüncenin de var olduğu bir dönemde açık denizlere böyle herkes çıkıp da cesaret edip yelken açamıyorlar ama özellikle Müslüman denizciler bu şeyde özellikle belirttikleri karanlık denizde seyahat ettiklerini bilhassa Hint Okyanusu'ndaki büyük tecrübeleri sayesinde, hı hı, ve büyük gemiler, uygun gemiler yapma imkanları sayesinde, yön bulma imkanları sayesinde buralara yapabilecekleri de çok makul bir açıklama. Ve delillendirilmiş zaten. Bu konuda herhangi bir şüpheye de gerek yok. Hı hı. Ha, bunu söylemenin ne zararı var? Tabii onu zararı da, yok. Yani sonuçta çünkü var olan bir gerçek var. Evet, var olan bir gerçek var. Gayet normal. Var olan bir de şahıs var. Evet. Kolomb. Kolomb çok iyi bir denizci olmayabilir ama, hı hı, çok cesur bir insandı. Ve hamilerini ikna etti. Ve bu seferi gerçekleştirdi. Her ne kadar kıtaya kendi adını verememiş olsa, evet, dahi netice itibariyle Kolomb da bu dünya için önemli bir keşif, evet, Amerika yapmış. Amerika Vespucci'ye artık nasip, evet, oldu. Amerika Vespucci'ye, evet, nispet olmuştu. O yüzden kendisi nereyi keşfettiğini, evet, bilemediği için artık son seferinde bunu anladı. Yeni bir ana kara keşfettiğini 1502 yılında, biliyorsunuz 1492-1502 10 yıllık bir sefer. Hocam madem buradan devam edelim, girdik coğrafi keşiflere. Dünyada ne gibi yenilikler ortaya çıktı? Yani yeni bir dünya anlayışı diyoruz artık. Evet. Bu yeni dünya anlayışından kastımız nedir bizim? Bir defa dünya iki katına çıktı. Evet. Yani meskun yerler düşüncesi artık, hı, ortadan kalktı. Dünya iki katına çıktı çünkü iki kat büyüdü. Evet. Ve birdenbire artık gelgitler, işte Medcezir olayları anlaşılır oldu. Ve uzak denizler, mevsimler, bunlar arası konusunda ve yeni dünyanın
eski dünyaya bir transferi söz konusu. Evet. Hem insan olarak yeni tip insanlar hem de nebat yani bitki, gıda ve tabii ki bunun yanında ganimet olarak. Işte, domates bunlardan biri miydi yanlış hatırlamıyorsam? Biri. Evet, patlıcan ginler evet. Bunlardan biri. İşte bir takım egzotik bitkiler, bir takım meyveler günümüze kadar bunlardan biri. Tabii aynı şekilde buradan işte portakalın oraya gitmesi gibi değişik alışverişler söz konusu. Tabii gıda rejimi değişecek. Bunun yanında tabii ki en önemli değişim, en büyük değişim de iktisadi değişim olacak. Artık eski ticaret yollarına sahip olan devletler, milletler eskisi kadar çok... Evet, bu da en önemli sonuçlarından bir tanesi. Osmanlı'yı da etkileyen en önemli Osmanlı'yı çok derinden etkilemiştir. Evet, derinden etkiledi. Çünkü zaten eskimiş olan, çok zor çıkarılan altın ve gümüş madenleri birdenbire Avrupa'da neredeyse ücretsiz diye bedava yol parasına alıp getirdikleri enflasyonu büyük bir miktarda arttırmıştır. Buna Osmanlılar güzel bir çözüm bulmuşlardır. Bu çözümün anahtarı da vakıflar olmuştur. O kadar büyük enflasyona rağmen halkı hiçbir zaman mağdur olmamıştır Osmanlı'nın vakıflar sayesinde. Evet hocam teşekkür Böyle ederiz. Böyle bir arada evet arada oraya da bir gönderme de yapmış olduk. Hocam 16. yüzyıldaki eserlerden devam edelim. Burada ilgimi çeken bir eser vardı. Tarihi Hindi Garbi Mehmet Suud Efendi'nin eseri coğrafya alanında. Evet. Bunları da atlamayalım. Bunları da seyircilerimize tanıtalım. Neler söylemek yani istersiniz? Şimdi şeyden tam Amerika'nın keşfinden sonra tabii ki zaman zaman bu eserlerin toplumu ve ehli ticareti bilgilendirdiği gibi sultanı da bilgilendirmesi amaçlanıyor ve sunuluyor. İlk olarak da zaten Tarihi Hindi Garbi iklimi cedid olarak Amerika'yı keşfini ve Amerika'daki bu yenilikleri, farklılıkları, acayipleri bildiren bir eser sunuluyor ilk defa sultana. Bu eserde birkaç şey var. Yaklaşık ona yakın sanırım şey var, istinsahı var. Yakınlarda neşredildi. Tekrar bir neşri düşünülüyor tekrardan. Yani doğrudan Amerika'yı konu edinen bu eser. İklimi Cedid. Bu Beyazıt koleksiyonunda bulunan. Aynı zamanda çizimleri olan eserler. Çizimleri var. Olan. Bir de dünya haritası olması lazım ama yarım eksik bir nüsha. Sultana sunuluyor 3. Murat dönemine. Atfen doğrudan padişahı Amerika'yı ve Amerika'daki zenginlikleri ve yeni değişen düzeni bildirmek adına yazılmış bir eser. Hıtayiname diye bir eser daha vardı. Alekber Hıtayi'nin. Yani bir nevi işte uzak yerlerin keşfi, uzak yerlerin tanınması yoluyla Alekber Hıtayi'nin 1516 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hıtayname adıyla uzak doğuda Hıtayname'yi, kanunname'yi Hıtay, Hoten ve Çin Maçin. Çin Maçin. Uzun bir ismi var eserimizin. Epeyce bu uzun o dönem eserleri. Yani bu eserle birlikte zaten uzak doğunun da bir yerde tanınmış. Farsça olarak tercüme yazılı kaleme alınıyor. Daha sonra tercüme ediliyor. Yine onunla birlikte mesela bir takım şeyler hem var. Hem Yavuz Sultan Selim'e hem de Kanuni'ye takdim ediliyor değil mi? Evet öyle biliyoruz. Yani muvakkithanelerin işte bir menzilname meselesi. Yani coğrafya çok farklı dallardan ilerliyor. Ya o noktada hem seyahatnamelerde hem de menzilnamelerde de bu şekilde bir takım eserler kaleme alınıyor. Evet bir de muvakkithanelere yansıyan yönü de var. Bu da sosyal hayat için özellikle çok kritik ve önemli bir mesele. Evet, menzilleri bildirmek adına da mesela yine İstanbul'a 100 şehrin uzaklığını bildiren Fas'tan Çin'e kadar yine Edirnecan muvakkiti Mustafa bin Ali'nin İlamül İbat, Alamül Bilat yani beldelerin bilgisinin kullara bildirilmesi gibi anlamında. Sadece menzilnamelerden oluşan eserler var. Evet, bu şekilde 16. yüzyıldaki eserleri genel olarak bu şekilde toparlayabiliriz. Doğrudan belki yapmamak lazım. Bunların yanı sıra mesela Osmanlı'da farklı bir gelenek belki özgün diyebileceğimiz ama hani minyatürel haritalar var. Batrakçı Nasuh'un mesela Beyan-ı Menazili Seferi Rakiye'inde Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla birlikte geçtiği bütün menziller gün ve saat olarak verilir. Yine Fethi Sikloş'ta yine. Çok harita denilemez iptidai surette çizimlerle belirli menzillerin gün aralığı, gün ve saat noktasından uzaklıkları bildirilir. Evet, minyatürlerle mi oluşturuyor? Minyatürel olarak da ifadeleri vardır bunun. İşte zaman zaman İstanbul çizimleri vardır. Yani daha çok minyatür ağırlıklarıyla birlikte
bir harita özelliği gösterir bu eserler. Coğrafi ama kartografik kaygısı var mıdır tartışılır. Ancak doğrudan yansıtması perspektifi noktasında harita ve coğrafya eseri olarak değerlendirilebilir. Evet, literatürde bunları zikretmemiz gereken eserlerden diyebiliriz bunları. Evet. Dilerseniz Piri Reis'in haritasına geçelim. Bu haritanın önemini, aynı zamanda bahsettik Christoph Kolomb'un haritası da Kitab-ı Bahriye'de yer aldığını biliyoruz. Benim öncelikle merak ettiğim Christoph Kolomb'un bu haritasına nasıl ulaştı Piri Reis bu haritaya? Bu meseleyi açabiliriz. Belki ondan önce şey söylemek lazım. Yani Piri Reis'in haritasından önce Amerika'ya gösteren 1500 yıllarda Yondales Kosa'nın, Bas Müller'in haritaları var. Ama bu kadar detaylı değil. Onlar da belki paylaşılabilir şey varsa. Ancak yani şu belli ki 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Akdeniz dünyasında ciddi bir harita ve haritacılık eserleri noktasında bir alışveriş var. Bilgi şey daha genişliyor gitgide. Kaynaklardan edindiğimize göre daha önce Christoph Kolomb'un hizmetinde çalışmış Müslüman siyahi bir denizcinin, kölenin daha sonra Piri Reis'e ekibine katıldığı, onunla birlikte seyahatlara, seyri sefere çıktığı ve onun bilgileriyle hatta Christoph Kolomb'un haritasını ve eserini de o yolla getirdiğine dair bir takım şeyler var, bilgiler ama bu konu sanırım gizemini epey koruyacak. Evet, hep gizemli kalacak. Kalacak yani gibi mesela duruyor. Evet. Mustafa Hocam siz neler söylemek istersiniz? Evet aslında haritayı da şöyle... Evet haritamız hem ekranda hem de oradan da daha canlı bir şekilde. Bunu Deniz Piri Reis, Denizler Kitabevi her dilde bastı. Gerçekten çok birebir aynı ebatta. Bugün Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte. Gerçekten baktığımızda dünya mirası içerisinde kabul ediliyor. Evet. Neden? Çünkü o döneme ilişkin 16. yüzyılın başlarında çizilmiş ve Amerika'nın keşfini gösteren tek eserdir. Tek eserdir. Yani dolayısıyla bu kadar detaylı bir harita üzerinde çeşitli spekülasyonlar olsa da yani bunun tam bir dünya haritası olmadığı, sadece bu bölgeyi göstermek için yapıldığı şeklinde. Şimdi bu bir ceylan derisi veyahut da bir antilop derisi üzerine yapıldığını görüyoruz. Antilop derisini ölçtüğümüzde bunun bir bu kadar daha yanında hiç olması olması gerektiğini, tam bu sırt çizgisinden koptuğunu düşünüyoruz. Her ne olursa olsun yani Doğu şeyin Antillerin, Güney Amerika'nın ve Kuzey Amerika'nın bir kısmının Doğu sahilleriyle işte Afrika, İspanya, Cebelitarık ve hatta İngiltere'nin de batı sınırlarını gösteren bir harita. Güneyde Magellan Boğazı'na kadar da bir detayın olduğunu söylemek gerekir. Görüldüğü gibi burada bazı projeksiyon merkezleri var. Bilhassa yön bulma ve işte menzil bulma noktasında yani pusula yönlerini gösteriyor. Burada da kartuşlar var. Aslında bu kartuşlar, şurada gördüğümüz kartuşlar bize mesafeleri ölçmemiz için kullanılır. Burada çünkü 3 nokta koyduğunuz zaman bunun 10.000 mil olduğunu şey, her birinin işte uzun, yani haritanın bize ölçeklendirdiğini görürüz. Haritadaki önemli özellik başka bir projeksiyon kullanılmış olması ki bu projeksiyon o dönem için oldukça modern bir projeksiyon. Yani hatta dikkatli bakılırsa sanki yukarıdan uzaydan görülmüş gibi böyle bir projeksiyon olur. Yani bunu küre haline getirdiğimizde kıyılar ve iki kıta arasındaki mesafelerin çok uyuştuğunu söyleyebiliriz ki Fuat Sezgin Hoca da bu konuda yapmış olduğu çalışmada bu mesafelerin bu kadar hassas bir şekilde doğru çıkmasının daha önce buraya ilişkin bir takım bilgilerin mevcut keşiflerin mevcut yapıldığını söylüyor. Evet. Elbette burada şunu da unutmamak lazım. Boylam ve zaman ölçümü noktasındaki ileri tekniklere sahip olan Müslüman bilim insanları için bunlar aslında çok da karmaşık görülmüyor. Ki Piri Reis de adeta dünyayı ölçeklendirmiş zihninde diye düşünüyoruz. Çünkü zaman zaman bazı yazarlar işte Tanrıların Arabaları gibi Haneke'nin baktığımız zaman bunları adeta uzaylıların yardım ettiği şeklinde de ileri
sürülen iddialar, spekülasyonlar var ama burada açıklanmayacak herhangi bir bilginin olmadığını söyleyebiliriz. Dönemindeki Avrupa'daki haritalarla kıyaslarsak bu harita nasıldır? Bu harita, bu haritanın en önemli özelliği dediğimiz gibi mesafelerin ve ölçeğin bugünkü ölçek ve mesafede uygun olması. Çok yakın bir şey olması. Gerek o De La Cosa'nın, gerekse Brahim'in, gerekse o dönemde yapılan Cantino ve Milno'nun haritalarında bu hassasiyeti görmedi. Ama Pir Reis'in özellikle bu haritayı çizerken Cantino'nun haritasından istifade ettiğini ben söyleyebilirim. Çünkü gerek kullanmış olduğu çizimler, gerekse diğer özellikle belirtmiş olduğu figürlerden bu etkilenmeden bahsedebiliriz. Ancak buradaki figürlere baktığımızda bunlar aynı zamanda Katalan haritalarında da var. İdrisi'nin haritalarında da var. Evet, görmüştük geçtiğimiz hafta. Yani Katalan dolayısıyla Pir Reis bunu saklamıyor zaten. Ben diyor 36 tane haritadan istifade ederek bunu çizdim diyor. Evet. Ve isimlerini veriyor. Bunların işte şu kadarı coğrafya haritalarıydı. Müslümanların yaptığı. Şu kadarı Uzak Doğu haritasıydı. Şu kadarı da 3 tane de diyor Portekiz haritası. Gayet de şeffaf olmuş aslında. Tabii. Zaten o diyor ki bunu önünüze alıp da diyor sakın yola çıkmayın. Çünkü diyor burada benim de bir noktam 3 mil diyor. Siz diyor eğer yani yolunuzu bulamazsınız diyor. Dolayısıyla haritayı buradan da anlıyoruz ki dünyanın keşfini anlatmak için yaptığını söyleyebiliriz. Kaptanlara hatta başında söylüyor. Benim bu haritam, kullanmış olduğum haritalar ne kadar doğruysa o kadar doğrudur diyor. Yani Pir Reis'i bir bilim insanı olarak tasavvur edebiliriz. Evet. Onun için yani kaynakları ne diyorsa onu ama bu kaynaklara dayalı olarak bu şekilde bir haritayı üretmiş olması da onun bir nevi dehasını ortaya koymuş oluyor. Avrupa'daki haritalar neredeyse muhasırdır yani. Bazı Samirlerin mesela haritası 1507'dir, bu 1513. Evet. Aslında yani o anlamda çok daha başarılı bir harita. Diğer taraftan hocam da ifade etti. Avrupa'daki haritalar daha kısmi bir bölgeyi gösterir. Yarımdır. Şeyleri Amerika kıtası oldukça daha dar bir alanı göstermektedir. Pir Reis o noktada aslında bütününü birleştirmiş gibidir orada. Evet, arkamızda bir harita daha var. Avrupa haritası. Pir Reis'in daha sonraki nüshalarından, Kitab-ı Bahriye'nin daha sonraki nüshalarından, 17. yüzyıl nüshasından bir Avrupa, Akdeniz dünyası. Evet. Mesela belki Vasmüller'in veya... Daha farklı bir harita mesela baktığımızda, iki haritayı tabii, kıyasladığımızda... Tabii, yani üslubu da farklı tamamıyla. Evet, farklı bir... Yani bu haritanın özellikleri nedir mesela ikisini kıyasladığımızda? Aslında buradaki 1513'te hatta 1528'de bunun ikincisi vardır. Belki paylaşabilir arkadaşlar. İkinci harita da daha Avrupa'yıdır. Aslında o Avrupa'daki harita furyasından etkilenmiş gibidir. Mesela buradaki efsanevi olaylardan... Bu harita. Bir yok sonraki. Bir de ikincisi olacak. Ha? 1528'deki bir harita. O da Kuzey Amerika'nın doğu kısımlarını Grönland'la birlikte gösteren bir haritadır. Evet, evet bu. Budur. Ya bu harita mesela hem gerek şeyle, üslubuyla gerekse kenar çerçeveleri itibariyle 16. yüzyılın ilk yarısındaki bu Avrupa'daki harita furyasından etkilenmiş gibi gözüküyor. Yani üç haritaya da hiç benzemiyor mesela. Hiç bu benzemiyor. Yani, çok farklı çok, bir çok farklı, yapısı var. Çok farklı. Şeyde de yani bu mevcut haritadaki detaylar çok daha efsanevi şeyler. Bir nevi Katalan Atlası'na benzer mahiyettedir ama buradaki harita, 1528'deki haritası adeta matematiksel bir karşılıktır. Yani. Matematiksel bir coğrafyanın karşılığıdır. Hatta emin olmadığı yerleri yazmamıştır Pir Reis burada. O zaman bir nebze de daha bilimsel bir harita diyebiliriz belki. Tabii daha bilimsel denilebilir. Yani keşfedilen yerleri yazıyor. Evet. Keşfedilmeyen yerleri boş bırakıyor. Yani orayı herhangi bir efsaneyle doldurmuyor. Ama burada birinci haritada görüldüğü gibi bazı efsaneler de haritada yer almakta. Yani bunu kullanmış olduğu haritalarda geçen unsurları buraya almakta bir beis görmekte. Hatta vahşi hayvanlar konusunda da
çok kadim görüntüleri de burada görmek mümkün. Evet, özellikle coğrafya kitaplarında biz bunları fazlasıyla rastlıyoruz dediğimiz gibi bu hayvanlarda. Evet Mustafa Hocam, size devam edelim. Biraz da 17. yüzyıla geçelim. Artık zirveye ulaştı. Burada Katip Çelebi'nin, aynen, Evliya Çelebi'nin, Ebu Bekir Efendi'nin karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet, evet. Neler söylemek istersiniz ana hatlarıyla, ana bu hatlarıyla yüzyılla ilgili? Tabii Pir Reis ve Suud el-Niksari'nin çalışmaları, yine o dönemde Seydi Ali Reis'in çalışmaları, evet, Süleyman el-Mihri'nin özellikle Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'le ilgili çalışmaları da yine bu ihtiyaca ve bilgi vermeye ağırlıklı olarak çalışmalarından bahsedebiliriz. Hı hı. Tabii karada menzilnameler, deskriptif coğrafya olarak adlandırabileceğimiz geçilen yerlerin resmedilmesi, tanımlanması, mesafelerin işte saat, fersah veyahut da mil olarak tanımlanması önemli gelişmeler. Ve burada her zaman minyatürü kullandıklarını görüyoruz Osmanlıların. Biraz önce Ahmet Can da belirtti. Sebebi minyatürde biraz daha özgürsünüz. Bazı şeyleri, mesafeleri, önemi ve arka planları da gösterme imkanı var. Bunu kullanmıştır Osmanlılar. Tabii ki 17. yüzyıla geldiğimiz zaman, yani 1600'lere başladığımız zaman dünyada artık bir atlas geleneğinin başladığını, evet, görüyoruz. Bir Atlas Major'un ortaya çıktığını, Atlas Minor'un ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu konularda ilk defa Osmanlı'da dikkati Katip Çelebi çekmiştir. Evet. Ve hemen coğrafya konusunda yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda önce Atlas Minor, evet, daha sonra bunu bırakarak Atlas Major'u tercüme ettiğini görüyoruz. Kimin bu eserler? Onu da söylerim. Atlas Minor. Atlas Minor tabii ki Janson Blon'un. Yok hocam. Gans Mercator'un. Geçen. Mercator'un ama Atlas Major. Major da Blok kardeşleri. Blok kardeşleri. Aslında evet, Atlas Minor tercümesinden. Aslında müsaade edersen. Tabii. Buyurun. Geçen dönem geçen programda söylediğimiz gibi vardı. 1638'lere kadar Atlas doğuyor demiştik. Gerardus, evet, Mercator'un Atlas'ı ve Kozmografya ilk eseri. Daha sonra 1605'lerde Hondius satın alıyor. Bütünüyle, evet, tezgahı satın alıyor. Atlas Minor Gerardo Mercatoris. Evet. İlk kez Atlas kelimesini kullanan, evet, coğrafyacı. 1595'lerdeki bu yayında çıkıyor. Aha. Atlas ve Kozmografya'da. Evet. Daha sonra Hondius'la birlikte Atlas Minor Gerardo Mercatoris çıkıyor. Hı hı. 1638'lere kadar bu Atlas Minor oluyor, tercüme ediliyor. Hı hı. Değişik dillere yaygınlık kazanıyor, yayılıyor. 1633'te veya 35'te yanlış hatırlamıyorsam Bloch ailesi aynı tezgahı satın alıyor. Hı hı. Daha sonra 11 ciltlik 1662'ye geldiğimizde 11 ciltlik o Atlas Major doğuyor. Atlas Major da böyle çok ilginçtir. 17. yüzyılın entelektüel zenginliğini ifade eden, böyle büyük dolabıyla işte farklı formatlarda kişinin zenginliğine göre şekil alan bir eser olarak neşvi nema buluyor. Evet, burada bir virgül koyalım. Aradan sonra bunları detaylandıralım inşallah. Tamam. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, Ufuk Çizgisi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı'da coğrafya çalışmalarını konuşuyoruz bu hafta çok kıymetli hocalarımla birlikte. Evet hocam, ilk bölümde genel hatlarıyla 16. yüzyıla, 17. yüzyıla kadar konuştuk. Coğrafya keşifleri konuştuk. Piri Reis'in haritasını konuştuk. Pek çok meseleyi ele aldık. 17. yüzyılda sizin de bahsettiğiniz gibi Katip Çelebi'nin Cihannuma isimli coğrafyadaki meseleleri ilk defa sistematik biçimde ele alan bir coğrafyacı var. Cihannuma da onun çok kıymetli eseri. Evet. Bu eser hakkında neler söylemek istersiniz Ahmet Hoca? Yani öncelikle Katip Çelebi'nin belki şahsında birleşen bir bilimsel merakı, evet, ve var. Pek çok ilim alanında çalışmalar yapmış. Pratik manada karşılaştığı her soruna bilimsel bir çözüm arayan bir kişiliği var. İşte Giriş Seferleri 1648'lere kadar. Giriş Seferlerindeki başarısızlığı doğrudan İslam alimlerindeki veya Osmanlı'nın batıdaki ve beşeri bilimlerdeki zafiyetine bağlar. Evet.
Bu nedenle ilk olarak şeyi başlatır. Coğrafya merakına başlar ve Pir Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nin izinde Müntehab-ı Bahriye diye yeniden yorumladığı eseri çıkar ortaya. Evet. Daha sonra ise kendi ifadesiyle şeydir. Bir yorum mu yoksa bir ekstra bir katkı var mı? Sadece yorumlama çok, gibi çok mi? Çok az ya. Diğer çalışmalarına nazaran çok az bir katkıdır. Tabii müstakil hüviyet kazanan bir eserdir. Evet. Köşelerinde, kıyılarında haritalarla donatılmıştır. Ama Pir Reis'in etkisiyledir, iziyledir. Daha sonra Kâtip Çelebi tabii Doğu'daki eserleri tanıdıkça onların muhtel ve müşevveş olduğu müşahede edilip diye ifade eder kendisi. Yani biraz daha karışık ve atıl durumdadır, düzensizdir hepsi deyip fark eder ve Doğu ile Batı'yı birleştiren, işte her zaman o güne kadar Doğu'daki yazılan eserlerde Batı, Batı'daki yazılan eserlerde Doğu bir yerde eksik kalmıştır. Kâtip Çelebi bunu fark ederek Doğu ile Batı'yı birleştiren bir eser kalemi almak kaygısıyla Cihannüma'yı yazmaya koyulur 1648'de. İlk olarak işte Doğu'dan başlayarak Doğu eserleri kaynaklarıyla bir eser kalemi alır. Müsvedde hatta hala elimizdedir. Viyana'da bulunmaktadır şu an. Daha sonra Avrupa'ya geldiği zaman tarih kitaplarından bulduğu böyle birkaç cümlelik bilginin ötesine geçemez bir türlü. Ve artık orada bir şey başaramayacağını fark ederek yeni bir arayışa girer. O zamana kadar da Abraham Ortelius'un Theatrum Orbis Terrarum'u 1570'teki yayınlanan eseri şöhret kazanmıştır. Kâtip Çelebi bundan haberdardır. Tam o esnada vefat eden Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi'nin geri kalan mirasına muhalefatından bu kitabı bulur. Bu kitabı bulduğunu düşünürken açar. Kitap Atlas Minor'dur. Atlas Minor. Hatta o zaman bir hatayla şey der. Atlas Major'un, Major da şöhret kazanmıştır. Atlas Major'un muhtasarı, özeti olan Atlas Minor elime geçti diye ifade eder. Ancak bu işin tersi şeydir. Atlas Major özetten ziyade Minor'un genişletilmişidir. Evet. Tam yine kaderin bir cilvesidir. Mehmet İhlasi Efendi bir Fransız rahip iken, son derece bilgili, kültürlü bir rahip iken İstanbul'da Müslüman olmuştur. Kâtip Çelebi ile tanışırlar. Kâtip Çelebi kendisine bunu tercüme eder. Şifahi olarak 1653'te başlar tercüme, 54'lerde biter. 1,5 yıl gibi bir süre içerisinde biter. Ve Atlas Levami'un Nur fi Zulmeti Atlas Minor. Yani Atlas Minor'un karanlığında, gayrimüslim dünyanın karanlık bilgisinde ışık parıltıları Levami'un Nur diye bir isim koyar. Değişik bir başlık. Evet. Haritalarında aynısıyla nakleder. İlk dünya haritası budur. Mercator'un dünya haritasının bizzat Kâtip Çelebi tarafından çevrilmiş nüshasıdır bu. Evet. Ve çevriden sonra tam bu eser bitmeden önce Cihannüma'daki bilgiler artık kendisine mutmain etmez. Bu doğu bilgilerinin yeterli gelmediğini görür. Yeniden yeni bir tertip üzere Cihannüma'yı tekrar kaleme almaya başlar. Öyle mi? Bu da Topkapı Sarayı Revan 1624'te bulunan eserdir. Yakınlarda yine Fuat Sezgin hocamızın merhumun ön sözüyle neşredilmiştir. Kâtip Çelebi'nin esas Cihannüma'sı ve coğrafya tarihindeki yeri adıyla neşredilmiştir. Tekrar başlar. Bu sefer mesela şeydeki ilk tercüme, ilk Cihannüma Doğu üslubundadır. Yani ana asır-ı erba denilen hava, toprak, su, ateş noktada dört unsur üzerine kaleme alınmışken yeni Cihannüma tamamıyla Batı etkisiyle, Mercator etkisiyle kıta ekseninde başlar. Kıtalarla devam ederek aynı şekilde haritalarda. İki nüshayı karşılaştırdığımızda büyük farklar oldukça fazla, oldukça fazla. Yani birincisi son derece iptidai kalır bu noktada ve şeydir, Edirne'den sonra, Rumeli kısmından sonra Avrupa yoktur ilkinde. Evet. İkincisinde Avrupa vardır, detaylıdır. Hatta haritalar daha sistematiktir. Mercator projeksiyonunun Osmanlı'ya girişidir bu aslında. Tam Osmanlı'nın coğrafya ve haritacılık algısının dönüm yaşadığı noktadır burası. Bu dönem olarak zikredebiliriz. Zikredebiliriz. Hani öncesindeki tabii ki etkileşimlerden bahsediyoruz, belki atladık. 16. yüzyılda atlaslar vardır. Üç tane meşhur Ali Macar Reis'in Wolters koleksiyonunda bulunan bir atlas ve Atlas-ı Hümayun. 3 atlas vardır. Bu atlaslar da yine Avrupa'daki portolanlar etkisiyle çizilmiş eserlerdir. Diğer taraftan mesela belki bahsedeyer burada Tunuslu Hacı Ahmet'in bir haritası vardır. Kendisi sürgündür Avrupa'da. Fransız Orons Fine'ın kardiyoform, kalp şeklinde olan haritasından Ali Macar'ın atlası. Evet bu Ali Macar Reis'in. Ama şey değil hocam. Atlas-ı Hümayun'daki üslup da aynıdır. Üç haritasında 3 atlas birbirine benzer. Yani atlas derken Avrupa'daki atlas gibi değildir bunlar. 7-8 haritalık küçük mecmualardır. Saray Nakkaşhanesi'nden çizildiği bilinir. Evet.
Ama şeyde de yani. Buradaki üslup özelliği nedir mesela bu haritalar? Portalandır kısaca. Kısaca portalandır. Klasik Pirineis'ten devam eden haritacılıktadır. Yani Katalan şeyden, kartografya okullarından itibaren devam eden üslup da çizimdir. Evet, bu Cihan Nüma'dan önceki olan atlaslar. Evet. Yani şunu belirtmek lazım. Bütünüyle bu eserler, bu 1560'lı tarihlerde. Yani Cihan Nüma 1653-54'lerde neredeyse bir asır 17. öncesinde. 17. Evet, bir asır var neredeyse. Evet, belki şunu belirtmekte fayda vardır. Her ne kadar bu çizimlerdeki üslup Avrupa'yı ve etkileşim içerisinde olsa da gösterilen yerler itibariyle yenileşme gibi düzeltmeler, ilaveler ve genişletilmeler vardır. Çünkü Osmanlı'nın ve o günkü coğrafyacının hükmettiği, bizzat gördüğü, müşahede ettiği coğrafyalardır bunlar. Evet. Haliyle Avrupa'daki veya Latince eserlerdeki kullanılan isimler, yani onlarla birlikte güncel kullanımları, yerel kullanımlar ve Osmanlı'nın telaffuzu da haritalar üzerinde görülür. Evet. Bir tane dünya haritamız var. Cihan Nüma'da yer alan. Evet. Ona bir bakalım, o haritaya. İlk nüshada mı yoksa ikinci nüshada yer alan bir harita Cihan, mı mesela? Şimdi Cihan Nüma deyince ne anlıyoruz? Bir tane eser gibi düşünüyoruz ama Cihan Nüma aslında bir yine nihai noktada geldiği nokta itibariyle kolektif bir çalışma ürünü. İlki Cihan Nüma'nın ilki o 1648'deki Viyana'da bugün bulunan nüshadır. O nüshaların da istinsahları vardır. Belki onlarca istinsahı vardır. Daha sonra ikinci telif Cihan Nüma 1654'te, bu Revan 1624 numarada kayıtlı olan nüsha. Bu da bir şeydir. Cihan Nüma'nın bir esas versiyonudur. O da oldukça fazla istinsah edilmiştir. Bunun yanı sıra zeyiller vardır. Her istinsah yeni bir eser gibi bir yerde farklı değerlendirmelerdir. Daha sonra Ebubekir Dimeşki Efendi Atlas Mayer tercümesini yapacaktır ama Cihan Nüma'ya bir zeyil yazmıştır. İlave yazmıştır. O zeylin akabinde Müteferrika, İbrahim Müteferrika, aynı Atlaslar'daki gelişim gibi İbrahim Müteferrika, Katip Çelebi'nin Cihan Nümalarını ve Ebubekir Dimeşki Efendi'nin zeylini alarak kendi ilaveleriyle, Tezilü Tabi başlığıyla, kendi ilaveleriyle ve hatta kendi haritalarıyla, kısmen Cihan Nüma'dan alındığı haritaların yanı sıra kendi haritaları da vardır. Yeniden 1732'de matbaada neşreder. Evet, onu birazdan konuşacağız. Evet, ama ben öncelikle bu harita, Cihan Nüma'daki haritalara biraz bakmak istiyorum. Bu Cihan Nüma'daki son nüshadaki haritadır. Evet. Haritadır. Şunu belirtmek lazım. Batlamyus algısı veya doğudaki eserlerin etkisi Cihan Nüma'ya kadar devam eder. Hatta 1600, Kopernik her ne kadar 1540'larda falan yaşamış olsa da 1635-40'lara kadar Avrupa'da da kabul görmez. Yani Atlas Minor, Batlamyus algısındadır. Evet. Atlas Mayor da Kopernik artık kabul görmüştür. Yani Kopernik'in o evren teorisi bizde de Ebubekir Dimeşki Efendi'nin tercümesiyle birlikte Osmanlı'ya giriş yapar. Evet, bu Japon adaları sanırım. Evet. Cihan Nüma'daki. Evet. Japonya, evet. Bu matbu olan nüshadır 1732'deki. Bunun aslı yine Atlas Minor tercümesinde mevcuttur. Evet. Bir diğer görselimizi alabiliriz. Üçüncü görseli. Bu biraz daha tercüme. Evet, buradan devam edelim. Belki şunu eklemekte fayda var. Yani 1560'lardaki 16. yüzyılın ikinci yarısındaki bu Avrupa'daki o detay ve iz düşüm kavramının aslında Osmanlı'ya tam yerleşmediği anlaşılıyor. 1730'lardaki müteferrika haritalarında bile enlem boylamlar çizgilerinin daha doğrusal, kavisli değil de daha doğrusal ifade ettiği, hatta detaydan daha yoksun olduğu da belirtilebilir. Evet, bu da müteferrika baskısının ilk sayfası. Evet. Evet, Mustafa Hocam sizle de devam edebiliriz biraz. Siz neler söylemek istersiniz Cihan Nüma eseri hakkında, neler eklemek istersiniz? Cihan Nüma elbette Katip Çelebi ulaşmış olduğu eserler ve bu eserlerdeki hem coğrafi bilgileri, evrene ilişkin coğrafya, yani evrenle başlar, üniversle, oradan dünyaya gelir, dünyanın işte unsurlarına, ondan sonra kıtalara, kıtalardan yavaş yavaş ülkelere, ülkelerden özellikle Türkiye'ye ve en sonra da İstanbul'un detaylı bir planını, krokisini verir. Burada kutuplar artık belirgin vaziyettedir. Mesafeler, ölçekler belirgin vaziyettedir. Ama biraz önce Ahmet Hocam belirttiği gibi
Tabii ki bu haritalardan gerçek mesafeleri, gerçek boyutları bulmak mümkün değil. Dolayısıyla zaman zaman küçük ölçekli haritalarda doğrusal bir projeksiyon çizdiklerini söyleyebiliriz. Ama netice itibariyle bazı problemler de burada ele alınmıştır ve Katip Çelebi yer merkezli evren modelini dışında herhangi bir şey söylememiş. Tek kelime etmemiştir yani. O sırada olsa 1660'larda biliyoruz ki yani Katip Çelebi'den sonra yer merkezi, güneş merkezi evren modeliyle ilgili Osmanlı'ya bilgi gelmiştir zaten. Tezkereci Köse İbrahim Efendi bu alanda yazmış olduğu, tercüme etmiş olduğu bir eserde Kopernik evren modelinden bahsedecektir. Tabii ki daha sonra Atlas Mayor tercümesini görüyoruz Ebubekir Behram el-Dimaşki'de. Evet. Dimaşki bu eseri önce bir başkasına verilen bu tercüme vazifesini daha sonra kendisi üstlenecektir padişahın emriyle ve eseri tamamlayacaktır. Burada da baktığımızda yer merkezli ve güneş merkezli evrenle ilgili olarak bilgileri ihtiva ettiğini, hatta Descartes'tan yani hem Batlamyus'tan hem Kopernik'ten bahsettiğini görüyoruz ve burada bir de tavrını da belirlemiştir. Her ne kadar Kopernik böyle bir akla yakın bir açıklama getirmiş olsa da esas itibariyle Tevrat'ta ne yazıyorsa ona inanmak gerekir diye bir tereddüt gösterecektir. İşte bu tereddüt daha sonra Cihannüma, Katip Çelebi'nin eserleri matbaada, Müteferrika matbaasında basılırken ortadan kaldırılmaya çalışılacak. Elinizdeki kitabı gösterir misiniz? Cihannüma'yı. Evet, bu Cihannüma kitabı benim hazırladığım bir kitap. Evet. Burada Cihannüma'da, Müteferrika baskısındaki Cihannüma'daki haritalar ve konular ele alınmıştır. Şöyle sıradan gidecek olursak. Yani Okyanusya'dan başlayarak Amerika kıtasında içine alacak bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Şöyle geçelim açıklamaları. Evet, haritalar. Haritalar var. Bu işte burada evrenden başlayacaktır. Bu ve evreni ölçeklendirmek için bir şeyler var. Arkamızda bir tane bu kutupları gösteriyor. Evet, evet, arkamızdaki haritalar. Burada gördüğünüz gibi burçları gösteriyor. Ve bu burçlar üzerine yapmış olduğumuz bilgisayar çizimlerinde o kadar dakik olduğu yani çok şaşırtıcı bir şekilde. Burada işte bir yer merkezli bir evren modelini görüyoruz. Hemen arkasından bakın burada Güneş, Dünya ve gezegenler, gezegenlerin dolanımı ve görüntüleri var. Sonradan, evet, burada Kopernik sisteminden artık bahsedecek, Tycho Brahe sisteminden bahsedecek hale gelecektir. Evet, şurada zannediyorum, evet. Kopernik sistemine göre Güneş merkezde burada görüldüğü gibi. Ancak burada da bak dikkat edilecek olursa düzgün doğrusal yörüngeler takip ediyor gezegenler. Dolayısıyla gezegenlerin neden bazen durur gibi, bazen geri gider, bazen ileri gider gibi göründüklerini açıklayamıyor. Açıklayamıyorlar. Dolayısıyla bunlara fikir yürütüyorlar. Dolayısıyla gezegenler rektasyon evet. ve şeyler olduğunu, bunun hesaplarını veriyor. Ancak Kepler'e yani 1600'den sonra Kepler eliptik yörünge kanunlarını ortaya koyunca artık gezegenlerin hiçbir zaman durduğu veya geri gittiği konusu orada da kalkıyor. Neyse fazla şey etmeye gerek yok. Gördüğü gibi burada kainattan başlayarak İstanbul'a kadar burada İstanbul'u görebilirsek işte kıtalar bölgeler, Arap Yarımadası ve Türkiye. Evet.
görüldüğü gibi burada baş aşağı bir Türkiye görüyoruz. Bunu bizzatihi burada yazan Amele Mıgırdıç Galatalı. Galatalı Mıgırdıç çizdiğini görüyoruz. Oysa çok daha güzel çizimli Türkiye haritaları mevcut. İstanbul'u da gösterelim belki. Evet. Burada görmüş olduğunuz İstanbul'un çok güzel bir planı karşımızda. Ve semtlerin adına baktığımızda hepsi bugün bildiğimiz semtler. Öyle mi? İsimler aynı. Evet, aynı isimler. Aynı. Moda da aynı, evet. Fener Yolu da aynı, Fenerbahçe de aynı, Kadıköy de aynı, çok Galata güzel. Da aynı, Beşiktaş, Kabataş, bakalım Büyükdere, Kefeliköy, işte Hasbahçe, Emirgan, Baltaoğlu Limanı, Limanı gibi. Göksu, Küçüksu, Kandilli, Vaniköy, Kuleli, Çengelköy, Beylerbeyi, Üsküdar, Şemsipaşa, Kavaksaray, hepsi Haydarpaşa evet. dahil. Hepsi orada bildiğimiz şeyler. Evet, bu eser yani burada açıklamaları, özet açıklamaları da var. Yani Cihannuma ve Cihannuma'da neler var şeklinde bir merak edenler bu eser onlar evet. için çok... Çünkü normal Cihannuma'yı okuduğunuz zaman her okuyan rahat anlayamaz ama evet. bu sadeleştirme ona iyi gelir. Katip Çelebi giriş kısmında coğrafya ilmini aslında oturduğun yerden dünyayı gezme imkanı tanıyan bir alan olarak tanımlar. Çok hoşuma gitmişti bu tanımlama evet. benim. Başka ilginç bir konu. 18. yüzyılda Cihannuma Latince'ye tercüme edilmiştir. Latince'ye. İki cilt halinde Latince'ye tercüme edilmiştir. Yani aslında oradaki hı hı. o birikimi doğu batı eksenindeki o tam kozmorama yani evet. Cihannuma kısmını batıda kabul etmiştir bir nevi. Tekrar bilgi tekrar batıya döner, batıdan gelir. Evet. İşte bu o baskısında devam ediyor. Aktarım evet. devam ediyor. Baskıda da açıkça şey burada gördüğü Kopernik sisteminden bahseder. Evet. Ama o da müteferrikayı göz önünde bulunuyor. Müteferrika. Ha bu arada Cihannuma baskısında müteferrika matbaa-i amirenin de resmini koymuştur. Öyle mi? Evet, enteresan. Hı hı. Üç katlı bir şey. Evet. Matbaayı iyi izlemek lazım. Çünkü matbaa ilk kurulduğunda özel teşebbüstür. Evet. Yani 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Efendi ile müteferrikanın birlikte ortaklık hı hı. kurarak yapmış oldukları bir matbaa. Özel teşebbüstür yani. Devletin herhangi bir şeyi yoktur. Ama buna rağmen devlet onlara her türlü imtiyazı vermiştir yani. Katip Çelebi'den bahsettik. Dilerseniz Evliya Çelebi'den de biraz bahsedelim. Evet. Seyahatname deyince hepimizin aklına onun 10 ciltlik Doğu ve Batı'yı gezerek gördüklerini anlattığı, kimi zaman nasıl mübalağalı bir dille, kimi zaman çok akıcı ve tatlı bir dille anlattığı eseri var Seyahatname. Bunun coğrafya açısından önemi ne bu eserin? Şimdi Evliya Çelebi deyince her bilim dalının aslında kendinden bir şeyler bulduğu bir eser. Evet yani kesinlikle. Bugün coğrafya açısından bakacağız. Yani başta bir seyahatnamedir. Bütün evet. ülkelerin tanımı noktasında, bölgesel coğrafya noktasında önemlidir tabii ki. Hı-hı. Yani klasik atlas mahiyetindeki şeyler de devam eder. Belki oradaki efsaneleri benzetebiliriz birbirine. Evet. Diğer noktada Evliya Çelebi'nin tabii kaynakları konusunda da epey bir araştırmalar yapıldı. Bizzat gezdiği ama bazı da yazılı kaynakları olduğu, Avrupa eserlerini gördüğü, hatta Atlas kitaplarında diye kendi bahsediyor. Bu tarz eserlerden de muhtemeldir ki şifahen söz olarak bilgi sahibi olduğunu da söylemek gerekir. Bu anlamda yani ele aldığı coğrafyalar noktasında son derece önemlidir. Özgün bilgiler ihtiva eder. Ama Evliya Çelebi'nin son zamanlarda iki tane haritası sanırım gündeme geldi. Hı hı. Birisi Nil haritası. Diğeri de Katar'da bulunan Mezopotamya haritası olması lazım. İkisi birisi Nil'de Vatikan'da olacak. Diğeri de Katar'da olması lazım. İkisi de neşrediliyor. Yakınlarda bir makaleler çıktı ama onunla ilgili. Bu da bizzat kendisini çizdiği söyleniyor haritalarda. Öyle. O anlamda özgün bir çalışma hı hı. olarak da farklı bir değer. Evet. Yani hocam. Bu eserlerin şey olacak. Hı hı. Bu eserlerin buyurun. Matematiksel kıymetinin yanında tabii hı hı. ki tarihi yönleriyle, tarihsel kesinlikle. Eser olarak da apayrı bir çekiciliği, bir güzelliği var tabii. Haklısınız. Mustafa Hocam siz neler söylemek istersiniz? Evliya Çelebi'nin, evet yani artık söyleyecek söz yok. Burada evet. bir tek şu hususu tekrar etmek istiyorum. O da Evliya Çelebi'nin yazmış oldukları, yapmış olduğu seyahatleri anlattığı eserinin mübalağa kısmını onun güvenirliğiyle ilgisi olmadığını ifade etmek kesinlikle. Gerekir.
Çünkü belli noktalarda ölçü veremiyorsak onun ne kadar çok veya ne kadar az, ne kadar tehlikeli veya ne kadar kısa, uzun olduğunu bir şekilde insanlara hissettirmemiz lazım. Ki Erzurum'daki kedi meselesi burada çok aşikar. Erzurum'un havasının, kışının ne kadar soğuk olduğunu düşünün ki diyor, farz edin yani. Kedi damla namatla havada donmuş kan. O kadar soğuk oldu. Yoksa kalkıp hiçbir zaman bir ki özellikle Katip Çelebi, Evliya Çelebi'nin çok önemli bir şey. Ben gördüğüm her şeyi yazdım. Yani bizzat tecrübe ettiği şeyleri yazmıştır. Evet, yani buradaki dönemdeki üslup özelliklerini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Maalesef bunu hep göz ardı ediyoruz. Zaten şiirle oluşturulan veya şiir medeniyeti olduğu için Osmanlı nesir alanındaki veya manzum, mensur pek çok eserlerde bu şiirsel değil, bu mübalağalı değil de karşımıza çıkıyordu bir şekilde. Çıkıyor anlatım noktasında. Evet. Çünkü bir nevi insanları o ana getirmek, o anı onlara yaşatmak, o hissiyatı onlara aktarmak için bunları kullanmış. Ama vermiş olduğu ölçüler, mesafeler, yapılar, bugün dahi mesela tezyer yaptırıyoruz. Ya Evliya Çelebi'nin madenler konusunda, taşlar konusundaki bilgilerini bugün biz haritalar üzerinde gerçekleyebiliyoruz. Onlarla ilgili tezler. Evliya Çelebi'nin hemen hemen bahsettiği bütün konuları bugün için birer tez konusu olduğunu unutmamak gerekir. Evet, çok bu farklı çalışmalar da var. Evet, şu anda tabii özellikle Fas Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Evliya Çelebi Araştırmaları Merkezi kurduğunda buradan ilan edelim ve Evliya Çelebi'ye ilişkin bütün çalışmaları desteklediğimizi buradan da ifade etmek istiyorum. İstanbul'un göbeğinde Ayasofya medreselerinde bu konudaki çalışmalarımız evet, devam ediyor. Evet, bu çalışmaların artmasını temenni edelim bizler de. Evet. Evet, ilk defa dünyada bir Evliya Çelebi Araştırmalar Merkezi kuruldu. Bu da açıkçası bu da bizim geç kalınmış ama çok önemli bir adım olduğunu da belirtmek gerekir. Evet hocam. Ebu Bekir Behram hakkında konuşmak istiyorum biraz. Osmanlı'nın önemli coğrafyacılarından bir tanesi ve Latince eserinde mütercimi olarak biliniyor kendisi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Hocam az önce ifade etti. Atlas Mayor'un. Evet, Atlas Mayor. 1662'de Atlas Mayor son nihai noktasına gelmiştir Avrupa'da. 1675'te Ebu Bekir Dımeşki Efendi'ye padişah tarafından emir verilir. 10 yıl gibi bir sürede 1685'e kadar bu 10 ciltlik eseri tercüme eder. Bugün Bağdat koleksiyonunda, Topkapı Sarayı'nda mevcuttur bu nüsha. Müellif hattı nüshaları da mevcuttur tabii ki ama haritalarıyla da ön plana çıkıyor eser. Bir iki cildi sanırım noksan mevcutta. Daha sonra yani kendisinin diğer çalışmaları da var. En önemli diğer çalışması tabii ki şeydir. Cihannüma Zeyli'dir. Risale fil coğrafya diye bir eseri de olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ama asıl mesele, asıl önü Atlas Mayor tercümesiyle ortaya çıkar. Bu 9-10 ciltlik tercümeyi yapar. Bu tercümelerde farklılıklar vardır. Biraz Atlas Minor'la bir şahsen kıyasladığımızda daha farklıdır, daha muhtasar özettir. Ve ilginçtir. Atlas Mayor tercümesi Nusretül İslam fi surur. Nusretül İslam ve surur fi tahrir Atlas Mayor adlı eserini verir. Bu eserdeki bilgileri tekrar tekrar kullanmak üzere zaman zaman ekleme çıkarmalarla ondan fazla muhtasarı çıkar eserin. Yayılır, yaygınlık kazanır, kullanır. Ve bir nevi aslında Avrupa'daki o Kopernik'le ilgili bilgi birikiminin Osmanlı'ya aktarmasında önemli bir etkendir. Evet, önemli bir köprü. Yani padişahın emriyle çevrilmiş bir, tercüme edilmiş bir başka eserdir Atlas Mayor'da ama Fatih Sultan Mehmet'in Batlam Üstü'ndeki gibi olmamıştır. Sarayda değildir eser. Sarayda bir nüshası kalmış olsa da yaygınlık kazanmıştır. Pek çok muhtasar nüshası var hala günümüzde farklı şeylerle. Evet ve 11 cilt olmasına rağmen 11, bu büyük bir basın. Bir cildi, bir cildi eksik sanıyorum şeydeki. Bir asıl müellif hattı nüshalar var, onları da araştırmak istiyoruz. Bu arada belki yeri gelmişken ifade etmek lazım. İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Yazmalar Kurumu'yla bizzat hani genel editörlüğünü yürüttüğümüz İlhami Danış Hoca ile birlikte hocamların, Fatih Han'da hocaların, Mahmut Ak hocaların, Mustafa Çekler hocaların da birlikte bir arada olduğu bir Osmanlı Türk İslam coğrafya eserleri projemiz var. 1,5-2 yıldır devam etmekteyiz. Yaklaşık
14 eser, 33-34 cilt Atlas Mayor Kamus Sülalemler'le birlikte başından itibaren yayına hazırlanmakta. Bunu da yeri gelmişken ifade etmekte fayda var diyorum. Bu Ebu Bekir Behram'ın Anadolu haritası olarak geçiyor. Evet. Anadolu haritası örneği. Bugünkü daha yakın değil mi? Çok bugünkü şekline bayağı yakın olduğunu görüyoruz Türkiye haritası şekline. Hocam ilginçtir. Hani müteferrika da terstir. Burada düzelecektir. Yani, bundan sonra ters kalmayacaktır dünya. Şeyde yani Dımeşki Ebu Bekir Dımeşki Efendi'nin bu haritalarında daha çok tahsih vardır. Hı hı. Yani mesela Katip Çelebi Atlas'taki haritaları yazarken isimlerin Latincesini Arap alfabesi, Osmanlı alfabesiyle yazarken Ebu Bekir Dımeşki Efendi güncel kullanımını daha çok önem verir. Güncel kullanımı. Evet. Ama mesela şeyde Cihannuma'da daha çok yer adı var galiba. Hı hı, evet. Biraz. Bu şeyde mesela daha öncekinde Atlas'takinde hocam oldukça fazla. Evet Mustafa hocam sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı? Tabii 18. yüzyıla geldiğimizde biraz daha gelişme yaşandığını görüyoruz. Bilhassa artık Avrupalılar Anadolu ve Osmanlı dünyasına ilişkin haritalara ulaşıyorlar ve bunlar üzerinde değişik revizyonlar yapıyorlar. Ki hemen 18. yüzyılın başlarında Kırım'ı da içine alan bir Karadeniz haritası vardır. Fransızlar tarafından bunun bir kalıbı da çıkarılmıştır zaten. Bu Karadeniz haritası daha sonra müteferrika tarafından da basılacaktır. Osmanlıca olarak. Uzun zaman kullanılacaktır bu Karadeniz haritası. Bu arada tabii ki yeni coğrafya çalışmaları da var. Ama 1770'lere geldiğimizde mühendishanelerin kurulması ve Avrupalı uzmanların bu mühendishanelere ders vermeye, Fransız uzmanların ders vermeye başlamalarıyla birlikte karşımıza harita eğitiminin de başlaması ortaya çıkıyor ve kaçınılmaz oluyor. Burada ilk önce 1776-1770 o civarda Fransız Koffer isimli bir mühendisin, harita mühendisinin İstanbul'un haritasını çizdiğini görüyoruz. Bu harita her ne kadar zaman zaman ölçek kayması yaşansa da yani yerler arasındaki mesafe birbirini tutmasa da oldukça başarılıdır. Hem bence kurumlar tarihimiz açısından da çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir Koffer haritası. Bu harita çeşitli zamanlarda tekrar tekrar basılacaktır. Ama artık baktığımızda Osmanlı dünyasına ilişkin Avrupalı haritaların yapıldığını görüyoruz. İşte bu sırada hemen 19. yüzyılın başlarında önemli bir gelişme Mahmut Raif Efendi'nin İlk Atlas. Evet, Cedid modern Atlas. Anlamdaki modern. İlk Atlas değil mi? Cedid Atlas adıyla İngiltere'den getirmiş olduğu bir atlası tercüme ettiğini ve bunu mühendishane matbaasına bastığını görüyoruz ki bu atlas özellikle Türkiye, yani Osmanlı dünyası ve komşularının en son o dönemdeki son halini göstermesi açısından önemli. Evet, burada. Cedid Atlası. Cedid Atlası da Anadolu kısmı. Teknik kaygılarla çizilen aslında o detay noktasında ilk harita. İlk atlas olarak ifade edilen Osmanlı. Evet. Kimindi İngiltere'de bir zaten atlas İngiltere'den olduğu gibi kalıpları da alınarak sadece üzerindeki yer isimleri Osmanlıca'ya çevrilmiş olacaktır. Peki neden Fransızca'dan tercümeler yapılıyor? Bu İngilizce'den çevrilmiştir ama Fransızca'dan tercümeler vardır atlaslarda. Evet. Burada 1780'de yeni mühendishanede artık gemi inşa ve fenli harita sınıfının açıldığını görüyoruz. Burada nirengi alınarak ilk ölçüm yapılarak harita çizim teknikleri Osmanlı mühendislerine öğretiliyor ki bunların uzun süren bir dönem sonrasında
Mesela İstanbul'a ilişkin bir harita, 1800'lerin başında bir harita yaptıklarını görüyoruz. Yaklaşık işte 1224, aşağı yukarı 1809-10'lara geliyor. O haritaya baktığımızda mühendishanelerin daha geleneksel bir Bakırköy haritası çizdiklerini görüyoruz. Çok güzel, çok naif, çok hoş bir harita. Tabii Osmanlı dünyası ilk 19. yüzyılda ilk olarak Moltke ile harita nedir öğreniyor, görüyor yani. Moltke'nin Anadolu ve İstanbul'a ilişkin yapmış olduğu gerçekten çok başarılı iki haritadan bahsedebiliriz. Şimdi Moltke bir Prusyalı subay ve Anadolu'da Osmanlı hizmetinde, Sultan'ın hizmetinde 2. Mahmut ve bilhassa Abdülmecit, Sultan Abdülmecit zamanında görev yapmış. Önemli bir subay. Moltke Paşa olmuştur. Ve onun baktığımıza yapmış olduğu hem Anadolu, Osmanlı'yı içine alan haritası hem de İstanbul haritası çok başarılıdır. Bu böyle devam edecektir. Çok geçmeden bilmiyorum 19. yüzyılda artık dünya haritaya doyacaktır diyebiliriz. Evet. Çünkü haritacılık bir, yani daha önce bahsettiğimiz gibi meslek, bir esnaf mesleği olmaktan çıkacak, bilimsel bir temele, akademik bir temele oluşacak, oturacak. İşte Osmanlı'nın mühendishane mektepleri olsun, hı hı, tıp olsun, diğer okullarında rüştiyelerin olsun, artık coğrafya bir ders olarak okutulmaya başlayacaktır. Ve ilk coğrafya eseri de yine mühendishane baş hocalarından Hüseyin Rıfkı Tamani tarafından Medhalfil Coğrafya isimli bir eserle. Bu külliyat baz alınarak yazılan bir kitaptır muhtemelen, evet, değil mi? Şimdiye kadar var olan Medhalfil coğrafya. Bu tamamen bilimsel coğrafya nasıl öğretilir, coğrafya öğrenimine ilişkin bir eser. İşte kainattan bakıyorsunuz, dünyadan ana karalara, Burada tabii fiziki coğrafya, siyasi coğrafya ve matematiksel coğrafya hepsini görmek mümkün. Evet, artık kollara da ayrıldığını da görüyoruz sanırım bu kitabda. Medhalfil coğrafya o açıdan çok önemli. Zaten artık teknik çizimler, projeksiyonlar oldukça gelişmiş. Rengi alma noktasında başarılı çalışmalar yapılmış. Ama 19. yüzyıl, yani 1800'den 1900'e kadar baktığımızda bütün coğrafya çalışmaları tamamen yabancılar tarafından yapılmıştır. Ama mesela burada bazı örneklerini gördüğümüz atlaslar var. Şu mesela tercüme atlaslar var. Veya işte Akka müdafasına ilişkin bir takım kısmi savaş haritaları var. Burada görülen yine bölgesel kısmi meçler, yani ordu askeri haritalarda yapılmıştır. Tabii Goltz Paşa'ya gelmek lazım. Goltz Paşa da özellikle Sultan Abdülhamid dönemi ve öncesinde Alman ekolünün yerleşmesinde ve bugün Alman mavileri olarak bilinen bütün imparatorluğun haritalandırılmasını sağlayan dönem söz konusu. Ama dediğimiz gibi bu dönem 1909'a kadar daha ziyade şeylerin elindedir, yabancıların elindedir. Ama buna rağmen de bilhassa okullarda harita çoğaltma şeklinde bir takım çalışmaları görüyoruz. Hatta yapıyorum geçen artık konularımızdan biri Belkıs Hanım'ın adı geçmişti. O da orta Rüştiye'deyken, İnas Rüştiye'sindeyken çok güzel bir İstanbul haritası çizmiştir. Ama Moltke'nin haritasının çizimini yapmıştı çok. Evet, İstanbul haritaları ayrı bir konu aslında. Evet. Geniş bir konu ve İstanbul'a dair bütün tarih, gizem, enteresan buluşlar, köprüler, hiç bilinmeyen geçitler bu haritalarda yer almakta. Yer almıştır. Evet Ahmet Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bununla birlikte Osmanlı topraklarında kaleme alınan bu coğrafya sözlükleri hakkında neler söylemek istersiniz? Sözlüklerden önce belki şey eklemek lazım. Yani müteferrika ve bu tercümelerden sonra Avrupa tamamen, evet, Yeni Avrupa'ya dönüyor Osmanlı coğrafyacılığının. Hı hı.
Bir taraftan da Osmanlı'da geleneği bozmak zordur. İşte 18. yüzyıla kadar hem Kitabahriler, Cihannamalar, eski klasik İslam eserleri etkisi de istisahlarla devam ettiriliyor. Evet, 18. yüzyıla kadar devam ediyor. Sonrasında? Sonrasında yani görmüyoruz ama kullanımları var hala. Hala var ancak diğer taraftan işte Mühendishane ile birlikte artık Avrupa tamamen, Avrupa zihniyeti yerleşiyor. Ceddi Atlas'la bir noktada bir akademik bir şey olarak bilimsel bir kaygıyla, teknik kaygılarla çizilmiş olsa da sonraki eserler Avrupa'nın izinde büsbütün şeydir. Pratik manada coğrafya eğitimini tamamlamak üzere devam eden eserlerdir. O da bir dikkat çekmek lazım. Coğrafya bilimine çığır açıcı bir nitelikte bir eser maalesef yoktur Osmanlı'da. Yani. İşte daha sonrasında tabii Osmanlı'nın şeyleri vardır. Sözlükleri de yine Avrupa'daki sözlükler mahiyetinde bir şekilde bir kamusül alemle başlayan. Yani o da her ne kadar son zamanlarda 1790 coğrafyanın kollara ayrılmasından sonra olduğu için coğrafya mıdır değil midir gibi tartışmalar olsa da pek çok bilgi itibariyle klasik coğrafya eserlerini andırır. Yani o mimarda değerlendirilebilir. Şemsettin Sami. Şemsettin Sami'nin Kamusül Alam vardır. Yalıkçı Zade Ahmet Rıfat Efendi'nin Lügat-ı Tarihiye ve Coğrafya vardır. Ali Cevat'ın Memaliki Osmaniye'nin Tarih ve Coğrafya Lügat'ı sanırım da. Yani bütün ön plana çıkan sözlükler bunlardır. Ama onun dışında yine tabii bunlar Avrupa'yıdır. Avrupa'dan etkilenmeyle. Yani her ne kadar Avrupa'yı dese de bir nevi şerh tercümelerdir bunlar. Çünkü Osmanlı'nın kültürü artık Avrupa çizgileri üzerinden yerleşmiştir eserlere. Bu minvalde şeyler de çok fazladır. Savaşlardaki planlar, özellikle Osmanlı-Rus savaşlarında, 36-39'da, 74'lerde veya Prut'ta mesela bizzat bir Rus haritanın üzerinde Osmanlıca ifadelerle iki dilli, üç dilli haritalar ortaya çıkar. Bunlar birer haritadır, müstakil haritalardır. Bu haritalarda yok değildir tabii ki. 18 için bahsediyorum, 17'de. Daha öncesi için de var olduğu söylenebilir. Eserlere yansımış bir takım kuşatmalar falan olsa da, minyatürel olarak da olsa. Ama birçoğunun planların vesaire kaybolduğunu da söylemek lazım. Evet, teşekkür ederiz. Mustafa Hocam, çok az bir vaktimiz kaldı. Kalan vaktimizde de ben Türkiye Cumhuriyeti'nin miras aldığı bu harita geleneğini konuşmak istiyorum. Neler söylersiniz bu miras hakkında? Elbette Sultan Abdülhamit zamanında haritacılığın, özellikle o dönemde İslam ile yabancı uzmanların elinden alma değil de öğrenme ve Osmanlı haritacıların yetiştirmesi için önemli bir teşebbüs başladı. Özellikle askeri alanda. Burada belki de en çok Osmanlı haritacılığının, modern haritacılığın kurucusu olarak diyeceğimiz Şevki Bey'den bahsetmek lazım. Hakkı ve Şevki Beyler Paris'e gönderilecektir. Orada haritacılık eğitimi göreceklerdir. Ve 1890'lara işte geldiğimizde bakıyoruz ki ilk defa Eskişehir ile ilgili bir modern harita, yani nirengilerin, yüksekliklerin belirtildiği, lejantların belirtildiği bir harita yapıldığını görüyoruz. Burada tabii ki bu harita Osmanlı haritacılar tarafından yapıldığını söyleyemeyiz ama burada çalıştıklarını da söyleyebiliriz. Daha sonra esas itibariyle 1909'dan sonra, yani meşrutiyetle birlikte askeri şey içerisinde, bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin olduğu binanın üst katında 4-5 odalı bir harita odası, harita, fenli harita büro şubesi kurulacaktır. Ve burada öncelikle Türkiye'nin 1/200.000'lik, Osmanlı Devleti 1/200.000'liklerinin planları çıkarılacaktır. Daha sonra 1/25.000'lik, 1/50.000'liklerin de planları çıkarılacaktır. Ve burada nirengiler alınacaktır, çizimler yapılacak. Burada o dönemden kalma haritaları görüyoruz. Bu haritalar işte aslında 1930'a kadar kullanılan haritalardı. 1930'dan sonra bu haritalar Latin harflerine çevrilerek hala günümüze kadar devam etmiş askeri haritalar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar mesela bu 1/200.000'lik bir harita. Bitlis haritası. Bitlis yöresinin bir haritası. Şöyle göstereyim. Bitlisli izleyicilerimiz varsa. Bilhassa burada önemli olan şu, o dönemdeki değişmeyen isimler. İsimleri burada görmek. Bu görmek mümkün. Eski isimleri. Burada ise İstanbul'da mesela 1/25.000'lik haritadan var.
daha büyük ölçekli. Bir böyle, burası küçük köy paftası. Burada da açıkçası İstanbul'un yükseklikleri ve yerleşim yerleri gayet güzel gösterilmektedir. Burası Boğaz Köyü, burası Petnahor. Şu anda Petnahor'un adı nedir bilmiyorum ama Petnahor diye bir yer var. Var. Yani burada çok sayıda haritadan var. Mesela Kars'ın haritası var. Yine 1/200.000'lik. Dolayısıyla Göktürk Pusuşu hocam. Aslında bulunduğumuz yer. Göktürk. Petnahor. Petnahor Göktürk oldu. Evet. Temel bu gazı biliyorum. Bu tür yine askeri meç haritalarından da bahsedebiliriz. Kars'ı anlatıyor. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşanlardan bazıları da bilhassa cephelerde kullanılmış olan haritalar ki onlar çok daha kıymetli. Çünkü bizzat işlem görmüş haritalar. Şunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyete geldiğimizde Osmanlı atalarımızın haritadan tıbba, mühendislikten efendim astronomiye, fabrikalardan ziraate kadar birçok alanda çağın gereklerini, icablarını yerine getirdiklerini söyleyebiliriz. Cumhuriyet böyle bir mirası devralacaktı. İşte İnas Darülfünun, yani Kadın Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'nden, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ki o dönem Gülhane Tıp Mektebi'nden, işte Maden Mektebi'nden, Halkalı Ziraat Mektebi'nden bahsediyoruz. İşte bütün alanlarda o çağın gerekli gelişmelerini yani yakalamış olduğunu ve bunları iyi bir şekilde çalıştırmış olduklarını söyleyebiliriz. Ki coğrafyada, haritacılıkta bu konuda önemli bir, büyük bir başarı sağladıklarını söyleyebiliriz ki bu altlıklar 1/200.000'likler hala geçerlidir. Onu da söylemek isterim açıkçası. Ve zaman zaman Cumhuriyet öncesi bu haritaların Osmanlılar tarafından yapılabileceğine ihtimal vermeyenlerle karşılaştık. Ama hakikat bu. Elimizde çünkü delilleri var. Evet, deliller ve kanıtlarla seyircilerimize sunduk bugün. Ahmet Hocam, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa eğer bugünle, bugünkü konumuzla ilgili sizden de bunları dinleyebiliriz. Öncelikle teşekkür ederiz. Gayet güzel ve kısmen geri planda kalmış konulardı bunlar. Evet, kesinlikle öyle. Haliyle Osmanlı Devleti'nin, yani uzun yıllar pek çok coğrafyaya hükmetmiş olan Osmanlı Devleti'nin bu alanda ortaya koymuş olduğu binlerce eser var. Bunlar sadece Türkiye'de değil, bugün yurt dışında Avrupa'daki pek çok kütüphane ve arşivde mevcut olarak hala gizli araştırmacıları bekliyor. O yüzden ümit ederim yeni arkadaşlarımızın, bu alana ilgi duyan arkadaşlarımızın çalışması ve araştırmalara devam etmesi. Evet, her programımızda ifade ettiğimiz gibi biz de buradan araştırmacı arkadaşlarımıza duyuralım. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Benim en keyif aldığım programlardan bir tanesi oldu. Çok dolu dolu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Osmanlı'da coğrafya çalışmalarını konuştuğumuz Ufuk Çizgisi programımızın bu hafta sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.